Herkese merhaba. Bu videomuzda basit bir şekilde Windows Defender'ı geçici veya kalıcı olarak nasıl devre dışı bırakacağınızı göstereceğim. Şimdi ilk olarak nasıl geçici olarak devre dışı bırakacağımızı gösterelim. Bunun için hemen sağ alt kısımda bulunan Ox simgesini klikliyorum. Açılan pencereden Windows Defender logosunu ya da simgesini seçiyorum. Karşımıza böyle bir pencere gelecek. Hemen ilk olarak virüs ve tehdit koruması yazan sol kısımdaki virüs ve tehdit koruması yazan yeri seçiyorum. Açılan pencereden virüs ve tehdit koruması ayarlarının altında bulunan ayarları yönet seçeneğini seçiyorum. Buradan tüm açık olan seçenekleri kapalı hale getireceğim. İlk olarak gerçek zamanlı korumadan başlıyorum. Bunu kapalı hale getiriyorum. Ardından bulut tabanlı korumayı kapalı hale getiriyorum ve sağındaki kapat seçeneğini seçiyorum. Otomatik örnek gönderimini kapat diyorum. Sağındaki kapat seçeneğini seçiyorum. Kurcalamaya karşı korumayı kapat diyorum ve sağındaki kapat seçeneğini seçiyorum. Son olarak güvenlik duvarı ve ağ korumasını seçiyorum. Buradaki ağ güvenlik duvarlarını kapatıyorum. İlk olarak etki alandan başlayacağım. Bunu seçiyorum ve kapat diyorum. Aradan tekrar geri geliyorum. Özel ağ etki alanını kapatmıştık. Özel ağ seçiyorum. Bunu kapat diyorum. Tekrar geri geliyorum. Son olarak ortak ağ kalmıştı. Bunu seçiyorum. Ve bunu kapat diyorum. Evet, böylece bizim Windows Defender'ımız geçici olarak kapatılmış oldu. Tabii siz daha sonra tekrar bunu açmak isterseniz tekrar bu kısma gelip baştan Windows Defender simgesine klikleyip yaptığınız işlemleri geri alabilirsiniz. Virüs ve tehdit korumasını kapatmıştık ayarlarını. Buradan virüs ve tehdit koruması ayarları yönet seçeneğini seçmiştik. Buradakileri tekrar açık hale getiriyoruz. Şimdi eski haline getirmeye çalışıyorum. Bulut tabanlı koruma, otomatik örnek gönderimi, kurcalama karşı koruma seçeneklerini aktif hale getirdim. Ve güvenlik duvarı ve ağ korumasına geçiyorum. Burada Windows Defender güvenlik duvarı cihazınızın güvenli savunmasına neden olacak ayarlar kullanıyor. Ayarları geri yükle seçeneği var. Ayarları geri yükle diyorum. Gelen uyarıya evet diyorum. Böylece eski haline gelmiş oldu. Bu şekilde geçici olarak kapatıp tekrar açabiliyoruz. Şimdi kalıcı olarak nasıl kapatacağımızı gösterelim. İlk yöntemimiz kayıt defteri düzenleyicisinden olacak. Bunun için hemen başlat simgesi üzerine sağ tık diyorum ve buradan çalıştırı seçiyorum. Aynı zamanda bu pencereye gelmek için Windows R tuşuna da basabilirsiniz. Açılan bu pencereye regedit yazıp tamam diyorum. Gelen uyarıya evet diyorum. Karşımıza böyle bir pencere gelecek. Şimdi burada ilk olarak HK lokal makine yazan yeri seçiyorum. Buradan sistem yazan yeri klikliyorum ve açıyorum. Ardından Current Control Set yazan yeri açıyorum. Buradan Services yazan yeri açıyorum. Ve S'ye kadar iniyorum. S harfine kadar. Burada Security Health Service yazan yeri seçiyorum. Daha doğrusu klikliyorum. Start yazan yer var şurada. Start yazan yeri klikliyorum. Şu şekilde açılacak. Sizde 2 de olabilir, 3 de olabilir. Her ne olursa fark etmiyor. Bu değer verisine 4 yazıyorum. Ve tamam diyorum. Bakın 4 olarak da gelmiş olduğu görülüyor. Ve ardından bilgisayarımı yeniden başlatıyorum. Bilgisayarımı yeniden başlattığımda benim Windows Defender kapalı olarak gelmiş olacak. Eğer tekrar açmak isterseniz bu adımları geri takip edip start kısmına gelip burayı tekrar eski haline getirebilirsiniz. Eğer sizde 2 yazıyorsa 2 yazacaktınız. Ben de 3 yazıyordu. Bu nedenle 3 yazıyorum ve tamam diyorum. Böylece bilgisayarımı yeniden başlattıktan sonra eski haline gelmiş olacak. Şimdi diğer bir yöntemimize geçelim. Diğer yöntemimize grup polisi ilkesini kullanarak yapacağız. Bunun için hemen yine başlat simgesinin üzerine sağ tıklıyorum. Buradan çalıştır diyorum. Açılan pencereye gpedit .msc yazıyorum şu şekilde. gpedit.msc. Buradan tamamı seçiyorum. Karşıma böyle bir pencere gelecek. Şunu hatta büyütebiliriz. Şu şekilde büyütelim. Evet. Bilgisayar yapılandırmasının altında bulunan yönetim şablonunu seçiyorum. Daha doğrusu açıyorum. Buradan Windows bileşenlerini seçiyorum ve açıyorum. Devamında Windows Defender'ı bulacağım. Evet, şurada. Bakın hemen şurada Windows Defender virüsten koruma seçeneğini klikliyorum. Ardından şu kısımda Windows Defender virüsten korumayı kapat seçeneğini klikliyorum. Şu şekilde açılıyor. Ve burayı etkin yapıyorum. Yani Windows Defender virüsten korumayı kapat seçeneğini etkin yaptığımda uygula diyorum.
ve tamam diyorum. Bilgisayarımı yeniden başlattığımda Windows Defender kapalı olarak gelmiş olacak. Tekrar açmak istiyorsanız bu kısma gelip burayı açıp yapılandırılmadı seçeneğini seçin ve uygula deyip tamam deyin ve bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bu ikinci yöntemimizdi. Şimdi üçüncü yöntemimize geçiyoruz. Üçüncü yöntemimizi yine kayıt defteri düzenleyicisinden yapıyoruz. Bunun için başlat simgesini sağ tıklayıp çalıştır diyorum. Açılan pencereye regedit yazıp şu şekilde regedit yazdıktan sonra tamam diyorum. Gelen uyarıya evet diyorum. Şu şekilde penceremiz gelecek. Burada ilk olarak Hikey Lokal Makine yazan yeri açıyorum. Ardından Software yazan yeri açıyorum. Buradan PolyJS yazan yeri açıyorum. Microsoft yazan yeri açıyorum. Ardından Windows Defender yazan yeri buluyorum şu şekilde. Buraya boşluğa da olabilir, Windows Defender'ın üstüne de olabilir. Sağ tıklayıp yeni, bakın burada sağ tıklayıp yeni The World 32 bit değerini klikliyorum. İşletim sistemimizin kaç bit olduğunu önemi yok. Herkes, yani hepiniz 32 bit değerini seçiyorsunuz. Bunu seçtikten sonra buraya bir isim vereceğiz. Aynı şekilde sağ tıklayıp yeniden adlandırı diyebilirsiniz. Buraya disable, şu şekilde D'si büyük disable, anti A'sı büyük. Spyware yazıyoruz. S'si büyük şu şekilde. Disable anti spyware yazıyoruz. Ve Enter'a basıyorum. Ardından üstüne çift klikleyip buradaki değer verisine 1 diyorum. Ve tamam diyorum. Bilgisayarımı yeniden başlattığım zaman otomatik olarak Windows Defender kapalı olarak gelmiş olacak. Eğer tekrar açmak isterseniz bunu sağ tıklayıp sil diyorum. Eski haline getirmek isterseniz evet diyorum. Bu siliniyor ve bilgisayarımı yeniden başlattığımda Windows Defender tekrar eski haline dönmüş olacak. Yine başka bir konudan daha bahsedeyim. Denetim masasından da Windows Defender'ı yönetebiliyorsunuz. Kapattığınız zaman yine denetim masasında güvenlik duvarı açık olarak gelmiş oluyor. Bunun için hemen göstereyim. Denetim masası yazalım. Denetim masasını açalım şu şekilde. Burada sistem ve güvenlik seçeneğini seçelim. Hemen bakın burada Windows Defender güvenlik duvarı var. Bunu klikleyelim. Şu solda Windows Defender güvenlik duvarının etkinleşti veya devre dışı bıraktı seçeneği var. Bunu klikleyelim. Eğer devre dışı bırakmak isterseniz yine buradan güvenlik duvarını şu şekilde, şu ikisini devre dışı bırakabilirsiniz. Tamam diyoruz. Güvenlik duvarı devre dışı bırakıldı. Eğer bir uygulama, program vesaire çalıştıracaksanız bir uygulamanın veya özelliğin Windows Defender güvenlik duvarını geçmesine izin ver seçeneğini seçin. Buradan uygulamayı klikleyin. Bu şekilde uygulamanın güvenlik duvarını geçmesini sağlayabilirsiniz. Bu da farklı bir yöntem. Benim anlatacaklarım bu kadar. Hatta şunu tekrar eski haline getirelim. Şu şekilde evet, güvenlik duvarını açmış olduk. Tekrar eski haline getirdik. Evet, tamam dememiştik. Tamam dedik. Tamam. Eski haline geldi. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Şunu belirteyim. Bu saydığım yöntemlerin bazıları size uymayabilir. Yani bazıları sizde çalışmayabilir. Özellikle en son güncel Windows 10 sürümünde bazı bir iki yöntem çalışmayabiliyor. Bunu hatırlatayım. Ancak eski sürümlerin çoğunda bu üç saydığım üç yöntem, hatta dört yöntem kesin olarak çalışıyor. Bunu belirteyim. Herhangi bir sorunuz varsa bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.